bunun asal olmadığını biliyor olacağız biz. Direkt olarak return false diyebiliriz yani. Bunların asal olmadığına dair burada belirttik. Çünkü alttaki kısımdan bunlar sızıyor, kaçıyorlar. Şu an çalıştırdığımızda bakıyoruz. Asal gibi. Evet, asal sanırım. Hepsi doğru çıkmış gibi. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sayı değerine kadar olan asalları bulmuş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Girilen sayı kadar bu kadar adet asal sayı bulsun. Yani diyelim 10 tane asal sayıya ihtiyacım oldu. 10 yazacağım ve bana 10 tane sıralı olarak ilk 10 asal sayıyı bulacak. Burada yine bir void diye olacak çünkü ekrana yazdırmak istiyoruz. Asal yaz 2 olsun bu function adı. Yine bir integer sayı değeri alıyor olacak. Bu sefer bu sayı değeri kaç farklı asal sayı yazdırmak istediğimi belirtiyor. Bu sefer yine aynı sıfırdan başlar olacağız yukarıdakine benzer bir biçimde. Sıfırdan başlıyoruz fakat bu sefer sayıya kadar gitmiyoruz. Buradaki kontrol ifademiz i ile ilgili olmayacak bu sefer. Birazcık farklı olarak. Bu seferki kontrol değerim sayıyla olsun istiyorum. Aldığımız sayıyla. Ve bu sayı değeri sıfır değilken devam edelim. Sıfıra eşit değilken alttakileri yapacağız. Ve tabi bir noktada bu sayının sıfır olduğu garantisini vermemiz lazım. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. If'ten sonra kısmı şöyle bir blok haline getirelim. Eğer bir asal sayı yazdırdıysak ekrana, yani i asal sayı i yazdırdıysak sayıyı bir eksiltelim. Hatta buraya eşit değil sıfırken yazmak yerine sıfırdan büyükken devam etsin diyelim ki daha güvenli olsun. Diyelim ki bir hata oldu, bir sıçrama oldu. Birden direkt eksi bire geçti. Programımız daha güvenli olması için negatif değerlerde de durmasını sağlayalım. Şimdi burada daha düzgün yapabilmek için buradaki sayıyı direkt almak yerine mesela buradaki sayı üzerinde işlem yapmak yerine o sayıyı buradan başka bir değere eşitleyebiliriz. Daha düzgün olur. Mesela int a sayı. Buralarda sayı yerine o zaman a'yı kullanacağız. Hani sadece daha düzgün olması açısından. Şu anki haliyle çalışacakmış gibi duruyor. Bir deneyelim. Asal yaz 2 function'ını çağırıyoruz. Bu sefer ilk öncelikle bir deneme amaçlı 5 diyelim. Yanlış bastım. Çalıştırdığımızda 5 adet asal sayı vermiş oldu bizlere. Bu sefer daha büyük bir değer yazalım. Bakalım 100 deyince herhangi bir hata alacak mıyız? Almadık. Evet, yazdırdı düzgün bir biçimde. Peki ya 1000 deyince? Evet, yine buldu. Epey iyi buluyor. Birazcık zorlamak istiyorum bakalım. 9000 diye, 9000 diyelim. Evet, bu sefer yine buldu. Yani programı çökertmeye çalışacağım, çökmediniz. Derlemeden çalıştırdım, yanlış oldu. Yani şunu bekliyorum.
belli bir int değerlerinin bir sınırı olduğu için belli bir değerden sonra daha fazla arttıramayacak. Bir hata alacağız ve veya sonsuz bir döngüye gireceğiz diye bekliyorum. Yani bunu şöyle demek için deniyordum. Programımızın ufak tefek gedikleri olabilir, sınırları olabilir. Bu yüzden o sınırlara dikkat edeceğiz. Mesela alabileceği en büyük buradaki sayı değerini belirleyip ona göre başta bir kontrol ifadesi yazabiliriz mesela programımız için. Şu an bunu kapatıyorum. Bu örneği daha farklı biçimlerde geliştirebiliriz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bir array oluşturup bulduğu asal sayıları o array'e falan ekleyebiliriz. Değişik örnekler yapmak amaçlı. Şimdi şu kısmını silelim. Şimdi pass by value ve pass by reference farkına değinmek istiyorum. Bunun için bir tane function yapalım. Şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Int arttır olsun. Ve aldığı integer sayı değerini bir arttıran bir function olsun bu. Başta bunu void yapalım. Şimdilik. Şimdi aldığımız sayı değerini sadece bir arttırmak istiyoruz. Bildiğimiz basit şekliyle sayı değerini bir arttırıyor. Daha sonra burada öncelikle ayrı bir integer değeri oluşturalım. Bu 1 olsun mesela. Cout a diyelim. A'yı yazdırsın. Buradaki ikinci a sayı değerini yazdıracak. Bu değişkenin içerisinde saklı olan. Daha sonra yukarıda oluşturmuş olduğum arttır fonksiyonunu a için çağırıyorum. Daha sonra a'yı tekrar yazdırıyorum. Bu da işlemden sonra olsun. Şimdi Türkçe karakter kullanmak için Unicode karakterleri kullanmamız gerekiyor. Onunla şu an uğraşmayalım diye buna daha sonra değinebiliriz. O yüzden şu an idare ediyoruz nasılsa diye devam etmekteyiz. Şimdi derleyip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi a eşittir 1 gördük. İşlemden sonra da a eşittir 1 görmekteyiz. Yani mesela başta belki de a'nın arttırılmış olarak gözükeceğini düşünmekteydik. Fakat öyle gözükmedi. Şu daha düzgün gözüksün diye burada alt satıra geçiyor olalım. Burada da alt satıra geçiyor olalım. Belki daha devam ederiz. Şimdi şurada da bir şey yapmak istiyorum. Cout ifadesi yazacağım. Arttırın içinde diyelim. Sayıyı yazıyor olan. Buradan aldığımız bir sayı var. Parametre olarak. Burada kullanabiliriz. Burada sayıyı yazdıralım. Bir işlemden önce bir de işlemden sonra diyelim. Bir de şimdi derleyip çalıştırıyorum. Hata aldık. Evet, burada string olarak gelmesi gerekiyordu bu. End line için kullandığımız ters slash neydi? Evet, şu an bakıyoruz. A başta 1'e eşit. Şuralarda da aşağı satıra geçelim.